Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz iyisinizdir inşallah ee, bir önceki videomda arkadaşlar bu lastiğimizin yapılışını anlatmıştım nasıl başladık nasıl kurduk modelimizi onu anlattım sizlere şimdi bu lastiğimizin üzerine e, modelimizi kuracağız arkadaşlar Modelimizin yapımı da gerçekten çok kolay. Ee, örgüyü yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Bakın, lastiğimiz her iki yönden de hemen hemen aynı. Sadece şu alt sırası. Birazcık farklı. Burası da zaten örgümüzün arka yüzü. Burası ön yüzü. Şimdi biz buraya modelimizi kuracağız inşallah. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok çok sevinirim dostlarım. Emeğe saygı adına sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni yorum atarak da desteklerseniz çok çok sevinirim. Lastiğimiz bu. Modelimiz hangisiydi arkadaşlar? Bakın. Bu modelimizdeki şu alt lastiğini yapmıştık bir önceki videomuzda. Şimdi üzerine ben buradaki modeli kuracağım. Tabii ki illaki bu modeli kurmak gerekmiyor. Bu tür lastiğin üzerine her türlü model uygulayabilirsiniz. Ama ben sizlere bir önceki videomda modelimi nasıl kuracağımı da anlatacağımı söylemiştim. Şimdi oradayız. Arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Modelimizin her bir tanesi 11 ilmekten kuruluyor. 11 ilmek ve katlarından kuracağız. Kenarlara koyacağınız e, kenar bantlarının e, ilmek sayıları sizlerin tamamen tercih meselesi. Mesela ben şimdi burada, burası yeleğimizin e, sağ önü. Bu erkek çocuğu için bir yelekti. Düğme tarafını, daha doğrusu ilik tarafını öbür tarafa kuracağım, sol tarafa. Buralara da düğmeler için e, işaretleyici iğnelerimi taktım. Yani 8 ilmek burada var 8 ilmek burada var sizlerde e, ilmek sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz az veya daha çok da yapabilirsiniz şu kenar kısımda kenar bantının hemen şu dibinde ve bitiminin şu kenar kısmında birer tane ters ilmeğimiz var aralarda şöyle modelimin arka yüzünü çevirip de gösterirsem bakın burada arkadan da düz olarak görülüyor önden ters yaptığımız o ilmekler. Burası modelimizin arka yüzü. Aslında arka yüzü de güzel kullanılabilecek bir model. Şimdi şöyle modelimizi tekrar önden serelim. Düz ilmekler ve haroşa ilmek ilmeklerle yapacağız modelimizi. Ben şimdi arkadaşlar hemen şurada kenar için şöyle bismillah diyerek başlayayım. İlk kenar ilmeğimi aldım yanına hemen bir tane haroşa yaptım. Bir tane daha ördüm. Buraya kenar için hani şuradaki 8 tane ilmeğin yerine buraya 3 tane haroşaya bırakacağım arkadaşlar. 3 haroşamı yaptıktan sonra dedim ya şu arada bir tane ters ilmeğimiz var. Hemen onu örüyorum. Bu o ters ilmeğimiz. Bir tane şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Esas modelim şu an kuruluyor. Bakın İlk ilmeğimi düz ördüm. Bu düz dediğimde haroşalar arkadaşlar. Ben haroşaları önden ve arkadan düz örüyorum. Her zaman bahsediyorum bu olaydan. Bir tane haroşamızı ördük ve ilmek atıyoruz şişimizin üstüne artırıyoruz yani. Şu iki ilmeğimizi kesiyoruz. Bir artırdık, bir kestik. Araya şimdi bir, iki, üç 4 5 6 7 tane düz ilmek örüyoruz. Yani şu aradaki düz ilmeklerimiz. 7 ilmeğimizi düz ördükten sonra şu iki ilmeğimizi keseceğiz. İlmeklerimizin geliş yönüne göre arkadaşlar ben şu yandan giriyorum. Hop ikisini bir kesiyorum. Bakın. Bir tane bu başta kestik. Bir tane sonda kestik. Yani şuradaki şu olay var ya arkadaşlar. Onları yapıyoruz. Kestim, bir artırdım. Bir tane haroşa olması için ilmeğimi ördüm. Bu da neresi? Şu aradaki haroşa. Bakın şu arada bir tane haroşamız var. Sonra yanlardan artıra artıra oradaki haroşa çoğalacak. Bir haroşamı da ördüm. Tekrar ha buraya kadar bir modelimi kurdum. Şunu kurdum arkadaşlar. Şimdi ikinci modeli kuruyorum. Yani şöyle iki model kuracağım. Elimdeki e, ilmeklerimle artırdım. Bir tane haroşa ördüm. Bir tane daha artırıp diğer ikinci modelime geçiyorum. Bakın, öncelikle iki tane ilmek kesiyorum ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Ve şu iki tane ilmeğimi Şuradan keseceğim. Kestim, bir artırdım. Burada bir tane ilmeğimizi de haroşa örüyoruz. Kenardaki ilmeğimizi de kenar ilmeği olarak ördüm. Bakın bitti. Arka yüzden ne yapıyoruz? Arka yüzden de tersleri ters, haroşaları haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. İlk kenar ilmeğimi aldım bir tane haroşa ilmeğim var onu düz ördüm. Şu artırdığımız ilmekleri de haroşa olacağı için bunu da düz örüyorum bakın. Bunlar şu aralardaki artırdığımız ilmekler haroşa olsun diye bunu da düz ördüm. Ve burada şimdi ters ilmeklerim var bunları örüyorum. Bu ters ilmeklerim de şuradaki düz ilmeklerimizin arka yüzü. Onları da ters olarak öyle örelim. örüyorum 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 ta ki artırmaya kadar artırmaya geldiğimde haroşa olsun diye düz örüyorum bakın buna düz ördüm ortada bir tane haroşan var onu düz ördüm bu artırmayı da düz örüyorum ve terslere geçiyorum model çok çok kolay çok çok kullanışlı erkektir bayandır çocuktur hiç fark etmeyen yıllardır kullanılan ve gelecekte de kullanılacak bir model olduğunu söylerim dost, söyleyebilirim dostlarım. Bakın haroşamı da ördüm. Şurada bir tane haroşa ilmeğim var. Onu da düz ördüm. Arada bir tane tersimiz var ya şu arkada. Arada. Onu arkadan düz örüyoruz. Ve şu üç tanesi de kenar ilmeğimiz. Bitti. Örgümüzün arka yüzünü ördük. Bakalım ön tarafa şöyle bir dönelim. Evet. Örgü, şey, model belirginleşmeye başladı ama bir iki, sıra, bir iki sıra daha yaparsak daha belirginleşecek. Şimdi gelelim ön yüzündeyiz. Yine kenar ilmeğimi aldım. Buradaki kenardaki üç tane haroşamı ördüm. Kenar bantı burası. Arada bir tane ters var. O tersi ters ördüm. Bakın haroşam var. Az önceki sırada bir tane haroşam vardı. Şimdi artırdığımız için iki haroşa oldu. Bakın. Bir. 2. Çünkü buradaki haroşalar artacak. Buradaki düzler eksilecek. Bir tane daha artırma yapıyorum. Ve şu iki ilmeğin yönü bak bu tarafa olduğu için şöyle ikisini buradan kesiyorum. Ve devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. şunu azıcık kenara kaldırayım evet ilerliyorum ilerliyorum bakın şu arada kalan Şuradaki artırmaya geldiğimizde ön önünde kalan iki tane ilmeğimizi beraber öreceğiz. Ama bunların yönünü değiştirmem gerek. Şöyle değiştirerek şişime çıkarıp takıyorum. Bunu da tak çıkardım. Şimdi bunların yönünü değiştirdim ve şu aradan girerek ikisini bir alıyorum. Maksat ne? Şurası, şu kenardaki kesimler aynen bu şekilde bize düzgün baksın diye ilmeklerimizin yönünü değiştirerek alıyoruz arkadaşlar. Kesmemi yaptım, bir tane artırıyorum. Bakın buradaki haroşalarımız da çoğaldı iki yandan da artırdığımız için. Evet, haroşalarımı yaptım, bir tane artırıyorum. Şu ikisini beraber kesiyorum devam ediyorum örmeye düz örgü olarak. Geldim şu ikisini. Önce ilmeklerimin yönünü şu şekilde değiştirmek için çıkardım, tekrar taktım. Bakın ilmeklerimin yönü bu tarafa bakıyor. Şişime hemen şuradan takıp onların ikisini beraber örüyorum. Artırdım ve kenardaki iki haroşamı örüyorum. Hop kenar ilmeği. Ön yüzden bunları yaptık. Şişlerle e, anlatım yaparken şişler masanın üzerinde biraz sıkıntı yaratıyor. Aslında misina şişimle anlatsam çok daha iyi olacaktı. Kenardaki ilmeğimi aldım. Bakın haroşalarımı örmeye başlıyorum. Haroşam bu sırada arttı. Artırmamı da haroşa örüyorum. Ve ters örgülerime başlıyorum terslerimiz eksilmeye başladı gene bu sırada eksile eksile gidecek onlar şuradaki ilmeğimi haroşa örüyorum artırdığım ilmeklerimi haroşa yapıyoruz arkadaşlar terslere geçtik çok çok kolay bir model gerçekten ters düz ilmeği bilen yeni örgüyü öğrenen arkadaşlarımızın da rahatlıkla yapabileceği bir model Evet haroşalarımıza da geldik. Anlayamadığınız yer olursa yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum arkadaşlar. Bakın kenar ilmeğimi de bitirdim. Şöyle bir bakalım. Evet modelimiz ne hale ne şekle geldi. Bir daha bakalım. Bakın. Üçgenlerimiz yani şuradaki üçgenlerimiz sivrilmeye başladı. Ortadaki haroşalarımız şu kısım yani onlar da e, yanlardan artarak çoğalmaya başladı. Yani buradakiler düz e, üçgen olarak çıkıyor yukarıya doğru. Buradakiler de alttan yukarıya doğru genişleyerek üçgen şekline alıyor arkadaşlar ters üçgen düz üçgen gibi bir şey oluyor modelimiz. Şimdi bu sırayı da anlatalım. Kenar ilmeklerimizi yapıyoruz. 3 tane kenar ilmeğimiz var ördük. Arada bir tersimiz var ters ördük. Geliyoruz haroşalara. Bunları da şu şekilde haroşalarımızı örüyoruz. 3 tane haroşa oldu bu sırada. Artırıyorum ve hemen 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri kalan 1, 2 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şu 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Ve kesiyorum. Dedim ya şişinen birazcık masaya dayandığı için zorlanıyorum örerken. Evet kestim. Hemen artırıyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Bu şekilde artırdım. Hemen ikisini kesiyorum ve devam ediyorum. Şimdi yönlerini değiştirelim. Keselim. Artıralım ve son ilmeklerimizi de örerek bu sıramızı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi bakın bu sırada da daha belirginleşti. Şimdi ben arkadan tersi ters haroşaları düz olarak örüyüm geleyim arkadaşlar. Evet bakın muhteşem güzel oldu arkadaşlar. Hemen şimdi bu sırayı da tekrar başlayalım. Kenar ilmeklerimizi alıyoruz. Aradaki tersimizi örüyoruz. Ve haroşalarımızı tekrar düz olarak örüyorum arkadaşlar. Ördükten sonra bir tane artırıyorum ve ikisini bir kesiyorum. Bir tane düzü örüyorum. Şu ikisini tekrar keseceğim. Yönlerini değiştirdim ve kestim. Bakın gitgide azaldı. Ortada bir tane düz kaldı. Oysa ki şu altta 7 tane düzle başlamıştık. Kenar hemen bir tane artırdım ve haroşalarımı örüyorum. tığım mı, e, tığ mı diyorum. Şişimi doladım arkadaşlar. Evet, ikisini bir kestim. Düzü ördüm. Bu modeli özellikle yakadan yaptığımız yelekler, hırkalarda çok kullanırız arkadaşlar. Yakadan yelek başlıyoruz ya bebeklerimize, çocuklarımıza. Onlarda bu model vazgeçilmez bir modeldir. Ben bu sefer de alttan kurmayı denedim bu yeleğimizi. Çünkü sipariş sahibim bu şekilde istedi. Bakın. Çok güzel oldu. Arkadan tersi ters, düzü düz örüyorum, dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizi şimdi son sırasını yapacağız. Evet. İlerledikçe inanın hayran kaldım modelime. Gerçekten gri iple de çok güzel durdu. Zaten dediğim gibi bütün örgülerde ve bütün renklerde harika duracak bir model. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sıra yapacağımız bu sıra modelimizin son sırası olacak. Bakın kenar ilmeklerimi ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Aynen buradaki haroşalarımızı gene örüyoruz ve ilerliyoruz. Arkadaşlar 3 tane ilmeğimiz kaldı. Biz bu 3 üç ilmeğimizin 3'ünü birden keseceğiz. Ama kesmeden önce ne yapıyoruz? Burada bir tane artırma yapıp şu 3 ilmeğimizi hop beraber örüyoruz. Ve bir tane de bu tarafta artırma yapıp yolumuza devam ediyoruz. Bakın. Örgümüzün bu sırada modelimizi tamamladığımız sırası oluyor. Evet geldik buraya önce artırıyoruz sonra şu üç tane ilmeği beraber örüyoruz ve bir tane de buradan artırıp yolumuza buradan da devam ediyoruz bütün düz ilmeklerimizi bitirdik ve şimdi şişimizde kalanların hepsi haroşa oldu arkadaşlar bakın sadece şu kenar arada bir tane tersim var bütün ilmeklerim haroşaya dönüşmüş oldu. Nasıl yani? Şimdi burası örgümüzün ön yüzü ya. Biz arka yüzüne geçtiğimiz zaman arkadaşlar bütün ilmeklerimizi haroşa olması için düz öreceğiz. Bakın bu şekilde. Ama siz haroşayı ters örüyorsanız tabii ki hepsini ters öreceksiniz. Bakın bunları düz ördüm, artırdığım ilmeği düz ördüm. Arada bir tane ilmeğimiz var ya en tepede kalan onu da düz örüyorum haroşa olsun diye devam ediyorum bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim ön tarafa döndüğümüzde arkadaşlar modelimizi yeni baştan kuracağız inşallah modeli ben yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten hani bazı modeller var. Ne yalan söyleyeyim. Ay bitse de bitse de kurtulsam bitse de kurtulsam deriz ya. Ama bu model öyle değil. Her bir her bir katmerini bitirdikten sonra ay bir daha yapayım, bir daha yapayım böyle bir hevesle yaptığım modellerden. Var böyle birkaç sev, severek yaptığım model. Bu da onların arasında ne modası geçiyor. Ne eee örerken böyle bana bir bıkkınlık veriyor. Ne yalan söyleyeyim, seviyorum bu modeli. Bakın, çok çok güzel. Ne yani ben bilmiyorum. Ben beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Güzel durmadı mı? Hem altının lastiği, hem modelim, hem rengim, ikisi de ayrı bir güzel. Şimdi arkadaşlar modelimizi yeni baştan kuracağız. Ne yapıyoruz? Aynen şu ilk sıramızda yaptığımızı buraya uygulayacağız. Haydi bakalım. Kenarda 3 tane kenar ilmeğimiz var. Yani şu boşta aldığım ilmekle beraber 3 ilmeğim. Birini ördüm bakın. Ee, şey örmedim. Aldım. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncüyü de düz örüyorum. Bunlar 3 tane kenar ilmeğim. Arada bir tane tersimiz var onu ters örüyoruz. Ve şimdi modelimizin kurulumuna hemen buradan başlıyoruz. İlk ilmeğimizi haroşa olsun diye düz örüyorum. Bir tane artırıp şu iki ilmeğimi beraber örüyorum arkadaşlar. Arada 7 tane düz öreceğim bakın. Bu kestikten sonra 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi düz ördükten sonra şu iki ilmeğimi beraber şu şekilde hop alıyorum. Kestim yani. Hemen artırıyorum. Ortadaki şu ilmeği haroşa olması için düz örüyorum. Bir tane artırıyorum. Şu iki ilmeği beraber kesiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi düz ördüm. Şu iki ilmeğimi beraber keseceğim. Kestim. Hemen artırıp şu ilmeğimi de haroşa olması için düz ördüm ve kenar ilmeği. İkinci modelimizi de kurduk. Arka yüzünde ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimizi örüyoruz bir tane haroş, haroşamız var. Düz örüyoruz. Artırmamızı da haroşa olması için düz örüyoruz ve buradaki ilmeklerimizi ters örerek ilerliyoruz. Burada şu an 9 ilmeğimizi ters örüyoruz. 7 tane ortadaki düz ilmeğimiz Birer tane de kenardaki kestiğimiz ilmekler olmak şartıyla 9 tane ilmeğimi ters ördüm ve hemen bakın artırmaya geldim. Haroşa olsun diye düz ördüm. Ortadaki haroşamı düz ördüm. Kenardaki artırmamı da düz ördüm. Şimdi 9 tane ilmeğimi ters öreceğim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu sırada 9 ama bir sonraki sırada 7. Diğer sırada 5 diye burası eksilerek gidecek arkadaşlar. Hani 9'da sabit kalmayın. Kafanız orada karışmasın. 9 ilmeğimi ördükten sonra önümdeki artırmamı haroşa ördüm. Yandaki bir tane haroşamı da ördüm. Bu arada bir tane ters ilmeğimiz önden ters örülüyor. Arkadan da düz ördüm. Ve kenardaki 3 ilmeğimi de düz ördüm modelimizin ilk sırasını kurduk ve arkadan da döndük geldik şimdi buradan bir sıra daha götürüyorum daha belirgin olsun kenar ilmeklerimizin üçünü ördük tersi ördük iki tane oldu haroşamız arttığı için ikisini ördük bir artırdık şu iki ilmeğimi bir kestim ve şimdi burada bir iki üç dört 5 ilmeğimi düz ördüm. Az önce 7 ilmeğimi düz örmüştüm. Eksildiği için 5 ilmeğimi düz ördüm. Şu iki ilmeğimin yönünü değiştireceğim. Bakın. Ve keseceğim. Kestim. Hemen artırıyorum. Ve ortadaki ilmeklerimi de haroşa olması için düz örüyorum. Artırdım. Bu ikisini kesiyorum. Ve devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimizi kurduk. İkinci modelimizi de ve ilerliyoruz. Bakın. Evet. Arkadan da tersi ters düzü düz örerek ilerleyeceğiz. Aynen şu ilk modelimizi yaptığımız gibi eksilterek gideceğiz. Ortadaki haroşalarımız artarak çoğalacak düzler eksilecek haroşalar çoğalacak arkadan tersi ters düzü düz örerek ilerleyeyim modelimi de bu şekilde devam edeceğim Evet arkadaşlar arkadan da geldim ön yüzümdeyim bakın zaten daha fazla anlatmama gerek yok aynı şimdi burada burada yaptığım gibi buradaki düzlerimi eksiltele eksilterek ilerleyeceğim Burayı eksiltirken buradaki haroşalarımla da aynı genişleyerek yanlardan buradaki görüntüyü oluşturacak. Zaten modelimizdeki de aynı şekilde görülüyor arkadaşlar. Bakın. Anlatmaya çalıştım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir dostlarım. Daha güzel işlerde görüşürüz inşallah diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla selamette kalın. Rabbim hayırlı ömürler versin cümlemize. Sağlık sıhhat içinde. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın.